We can let July just be July. Let the sun hang in the sky. Clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget all the work you still have left. 'Cause tomorrow's just a little later on, later on. Biraz önce dışarı çıkacaktım. Sonra güneş kremi sürerken dedim ki neden vlog çekmiyorum? Kanalıma hoş geldiniz. Neyse, saçımdaki değişikliği gördünüz mü? Sizinle bir haftadır görüşmüyoruz ve o bir haftada o kadar çok şey oldu ki anlatamam. Anlatabilirim ama anlatamam. Önce gittim saçımı sarıya boyattım, tamam mı? Ve sonra yapan kişi, yapan kuaför saçımı o kadar kötü yaptı, çok yıprandı. Sonra ben buna dayanamadım ve sürekli ağladım. Niye bunu sabitlemediniz derseniz, çünkü bir anda aklıma geldi. Ben de sabitlemedim. Sonra o sarıyı kapatmak için gittim. Koyu kumral bir boya aldım. Sonra anneme zorla boyattırdım. Ama yine de kapanmadı. Arkam rengarenk. Önüm rengarenk. Saçlarım çok yandı. Ama yine de mentalimizi sağlam tutuyoruz. Yapacak bir şey yok. Kendi inadımıza yenik düştük çünkü. Teşekkürler. Hayatıma. Bugün... Neyse. Bugün de şey yapacağız. Şimdi önce kaşım bıyığımı aldırmaya gideceğiz. Çünkü biliyorsunuz ki çok demiştim bunu size. Hala aldırmamıştım. Şimdi aldıracağız. Sonra da bir sürü işimiz var. Şimdi isim değiştireyim çıkalım. Saçlarım çok 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 kısa olduğu için toplayamıyorum. Neyse, halledeceğiz. Şimdi çıktık. Hava o kadar sıcaktı ki kamerayı açmadım bile. Saçım başımı tuttu. Her neyse, bakın kaşımı ağladım sonunda. Finally. Evde hazırlanırken çekemedim çünkü... geç kalıyordum. Ama nereye geç kaldım bilmiyorum. Zaten o da bilmiyormuş. Evet, çünkü ben plan yapmıştım. O yüzden hiçbir sıkıntı yok bakalım. Ama planımız çalışmadı. Neyse, that's okay. Kaşlarım çok güzel ama hoş mu sizce de? Sen ne yapıyorsun? Kaşım aşırı yoğun. Sen ne yapamıyorsun? İkimiz keyif alıyorsun huzur kaçırmaktan. Allah için sana hoşuna gidiyor yani, anladın mı? Geldin, burada ne güzel bir yerlere gideceğiz. Geldin, huzur kaçırdın. Esniyorsun sonra oturup burada. Bir şey diyeceğim, sizin de canınız sıkıldığında esnemiyor musun? Şakasız eve gidiyoruz. Hem de hiç şaka yapmıyorum. Bak, şaka yapıyorsam... Hani normalde sevgililer böyle bir yerlere giderler ve sevgilinizin söylediği yemek ya da içecek daha güzeldir ya. Biz de öyle değil. Eğer salak sevgiliniz varsa çok yanlış yerlerle makarna söyler ve... 10 numara. 10 numara mı? Tabii. Hiç güzel değil. Çok güzel. Ya bunun hiç güzel olmadığını o kadar iyi biliyorum ki. Sen normal. Yani... Alışmışsın. Meksika sevmeye. Meksika'sa bu arada çok iyi. Adını dolanır bilir. Yani buranın makarnası çok kötü hayatım ya. Bir evde piyale bulgu makarnanı yerine geldim. Tamam. Tamam. Mal videoyu başlatmamış. Biraz önce konuştum ve video daha başlamamıştı. Her neyse, şimdi geldiğimiz yeri Yiğit sevmiyor, tamam mı? Çünkü Adana sporlu. Bak, ben Adana sporluyum. O Adana sporlu. Adana Demir sporlu şey topçuları. Çok küçük Demir... sesle konuşuyorsun, duyuyor musun? Demir sporlu topçuları görmeye dayanamıyorum değil. Ben Adana sporlu topçuları görmeye dayanamıyorum. Şimdi buraya geldik ya, geldiğimiz Adana sporlu ve Adana Demir sporlu topçular vardı. İşte onlar sürekli buraya takılıyorlarmış normalde. Adana takılabilirleri maksimum. Çünkü maksimum mekan burası. Evet, burası. Uzak sakin. Uzak sakin. Yani insanlar esir almaz. İşte her neyse. Bakın, bu erkekler ne salak varlıklar. Bu şey demiyorum. Üç büyükler falanları falan demiyorum. Kusura bakmayın, sen de öylesin. Üç büyükler değil, tek büyük olanlar aslında. İşte bu erkolar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Özellikle küçük şehir takımları. Yani küçük şehir derken
şehirlerin küçük takımları. Ya ben anlatıyorum. Adana Spor ve Adana Demirspor küçük takımlar sonuçta. Ya senin takımın küçük ya. Senin takımın küçük. Beşiktaş küçücük bir takım. Küçücük. Tamam işte her neyse. Geçiyorlar kendi aralarında, yok adım değişmiş deyip dalga geçiyorlar. Yok mavi eşek diyorlar. Yok bilmem ne turuncu Adana diyorlar. Yani salak mısınız siz Alpolar? Bir de görünce sinirlenip kendi kendilerine nefret bürünüyorlar. Yani yapmayın be. Ne yapar? Her gün TikTok'tan böyle salak salak İngilizce TikTok'lar izleyip makyaj, vlog videolar falan mı izleyelim? Evet. Hayır. Evet. Ben evde arada canım sıkılınca, moralim bozulken 2013 Embilla Style diye bir video var. YouTube'da 12 yıl önce atılmış. Onu izliyorum. Ondan sonra geçen bir Ozegovic Skills videosu izledim. O kim ya? Biliyor musunuz ben neydi onun adı? Kibong. Kibong'la yıllar önce Dolmuş'ta karşılaştım. Ben senin takipçi Kibong'u nereden? Tamam ben anlatıyorum. Kibong Adana Spor'un bir oyuncusuydu. Tamam mı? Ve adam iyi oynuyordu. Yo, çok kötü oynuyordu. Sus sen. Zenci ayağı denilen bir şey var. Adam hepimiz çok aynı yere sarışarak yapmayız. Adam çok iyi oynuyordu. Bir gün Dolmuş'ta karşılaşmıştık. Çok heyecanlanmıştım. Niye bilmiyorum. Çok da küçüktüm aslında. Çok da küçük değildim de. Insan, ben hayatımda ilk defa Kibong'u görünce heyecanlanan bir insan gördüm. Bildiğin tek adam sporlu oyuncu oydu çünkü. Hayır, Emin'le görüp heyecanlansa tamam diyeceğim. Ben görsem ben de şu an heyecanlanırım. Emin'le'yi ben nereden göreyim? Niye görmeyesin? O da burada top oynamadı mı? Olsun da yani. Görmüşsen hazırlamam sanırım. Arada mesaj atıyordum ben Instagram'dan. Sen bir sürü futbolcu ya, bir sürü insan mesaj atıyormuşsun ki. En azından salak salak vloggerlara ya da bir tane basketçi, neydi o adam? Neydi bir tane basketçi vardı? Hangisi? Yurt dışında oynayan, evlilik teklif ettiği Kevin sürekli. Kevin Love. En azından DM'den kimse evlilik teklif etti. Kevin Love evlendi ya, yazıklar olsun. Hayır, o anlamda yazıklar olsun. Ben, bak bugünden itibaren şakasız bekar bir erkeğim. Bak saat 2 Ağustos saat 14.00'den itibaren artık bekar bir erkeğiz. Sosyal medyanızı da canlandırdım. Bak tükürüyor böyle lama gibi. Evet. Bunun bir tanın ağırlığını yaşadı. Starbucks değil. Tozlu da bile değilsin. Bugün şeyi söyleyeceğim. Ben Kevin Love'a sürekli evlilik teklif ediyordum, tamam mı? Geçiyordum her gün adama mesaj atıyordum. Bunu benim yanımda niye anlatma gereği duyuyorsun? Sen söyledin zaten. Tamam söyledim, ben sana söylemek adamı istedim. Adamı sürekli diyordum ki benimle evlenir misin, benimle evlenir misin, lütfen benimle evlen falan. Sonrasında da evlendi. Geçen yıl mıydı neydi? Dediğim gibi 2 Ağustos saat 14.40'dan itibaren herhalde bekar bir erkeği. YouTube'a girmek isteyen falan varsa. Ne yapacaksın? YouTube'a girmek isteyenler arama motoruna YouTube yazıyor ve giriyor. İşte lessiz. Fettuccine Alfredo. Fettuccine. Mok gibi sosu vardı. Beğenmediğini kabul ediyor musun? Sosu çok kötüydü Ayşe. Çok kötüydü yemek. Sosu kötüydü. Ben bak hamuruna bir şey demiyorum, bence hamuru iyiydi. Ama hamuru sosu güzeldi ama aşkım emmemişti. Nasıl emsin? Çok kötü sosu vardı. Yağ fazla basmışlardı. Emmez yani. Öyle mi? Öyle mi Mehmet Şef? Hoş geldin. Makarna konusunda bana bir şey mi dedin? Sen bana mı bir şey dedin? Makarna konusunda sen bana bir şey mi dedin? Sen makarna konusunda bana bir şey mi dedin? Senin makarnaların yanında. Benim makarnalarım daha güzel ya. Söyle. Aynen kanki. Senin bir tane ton balık makarnan var. O kadar lezzetli. Reklam toka geldim işte, yatıracağım seni sırtında dediğin için. Yes sir, Rabbi yes sir. Arkadan öyle mi zorluyorsun ki yumuş çıkmıyoruz birader. Domo nasıl kalkıyor? Motoru çok yükseliyor. Bu araba 1.4, o araba 1.
Şimdi size kendi yaptığım kafı göstereceğim, tamam mı? Silikon olmasa. Evet. Epoksi olsa. Epoksi olsa çok epoksi güzel. Epoksi olsa internette koy, 200 liradan satışa başla. Bakın şimdi gösteriyorum. Cenin birazcık düzgün sürer misin? Size çok tatlı değil mi? Değil. Bir gençlik bitmiş. Beni sen nasıl hatırlıyorsun? Bizim oraya çok yedik ve ben çok seviyordum. Biz de çok yedik ama ben hatırlamıyorum. İşte sadece Carrefour var, başka hiçbir yok. Evet, sadece Carrefour. Sonra Real ile Carrefour yan yana taşıdılar. Sonra Carrefour kapattılar. Sonra Carrefour kapandı buradaki. Real'in içine taşındı Carrefour kocaman. Real'in kendi marketi vardı içeride. Onun yerine taşındı. Öyle de güzel olmadı. Real değil, Atkırız canım. M1. O zaman da M1. M1 Real'de. Önce sadece Real'de. Sonra M1 Real oldu. Sonra Real gitti. Tam bir marka logo çalışması, görüyor musun? İsim değişikliği için önceden Real'in yanına M1 getiriyorlar küçük küçük. Sonra M1 daha büyüyor, Real küçülüyor. Ondan sonra Real'i atıyorlar, M1 kalıyor. Ama ben hala Real'deyim. Ben de Real'deyim. Zaten. Ne? Teyzem de gidiyor. Teyzem çok sevdi. Sonunda geldik. Şimdi izleyeceğiz. Çok heyecanlı. Hemen Barbie ile ilgili yorumlarımı yapacağız. Bir de sonuçta ne oldu biliyor musunuz? Çok kötü. Bakın. Ben izledim, berbat. Sırada 13-14 yaşındaki kişiler vardı. Çocuklar vardı. Bir sürü. Önümüzde de arkamızda da. Sonra önümüzdekiler dediler ki biz Oppenheimer'a gideceğiz. Sonra biz geldik, kasa iki tane Barbie dedik. Ben demedim, sen dedin. Ama Yiğit o kadar utanıyor ki yani, diyor. Nasıl ya diyor, hani onlar da Oppenheimer'a giderken biz niye Barbie'ye gidiyoruz diyor. Çakallarla dans altı var çünkü. Bir de çakallarla dans altı diye tutturdu kasada. Ama Barbie kazandı. Yes. Bitir. Avatar'a geldik. Ama bu sefer pembe. Salak salak. Sinemanın renkleri bozulmuş anlam. Girmesek mi ikinci yarıya ya? Filmin ilk arası bitti, tamam mı? Çok kötü arkadaşlar. Durmadan. Bir şey diyeceğim. Çok kötü. Çok, çok kötü deyip deyip o kadar çok güldük filmin ilk yarısında. Ay, şişman Barbie'ye güldüm sadece. Şişman diyordu. Sen gerçekten çok kötü bir insansın ya. Ya bir insan sürekli body shaming'den haz alabilir mi? Kendime de yapıyorum. Neyse, kendi sürekli dünyayı erkekler yönettiğini düşündü. Öyle zaten, doğruyu söylüyor aslında. Mevzu bu filmin yapılma sebebi çünkü doğrusu var. Senin şu elin var ya hayatım. Bak ne olur biliyor musun? Zaten elin niye böyle? Ben yönetiyorum. Tabii. Tabii efendim. Ya şunu yapma, yapma. Çok kötüydü bu arada. Arkadaşlar gelmeyin. Yine hani tam böyle şeyi yapmış. Türkiye Kampüs Çadısı Derneği yapmış bu filmi. Geldim. El kolar kapatılsın ha. Şaka. İzlemiyordunuz. Filmden çıksak. Çok tatlıydı. Parayı bozdular da önce gibi. Çok tatlıydı. Hiç de değildi bu arada. Aşırı tatlıydı. Ben beğenmedim. Bazı yerlerinde güldüm. Ben tam ağlıyordum, tamam mı? Tam ağlarken git bana bakıp şunu yapıyor. Yap. Yani gerçekten salakmış. Çok tatlıydı ama.
Neyse salak. Önce sine fotoğrafa geldik. Dur hangisi bu mu? Hayır. Bu. Aynen o. Bir tane. Aha. Onaylıyorum. Tamam. July, let the sun hang in the sky. Clear your mind of all the things you're waiting on. Let there be a second you forget. Geldim, gözümü çıkartacağım ve çok yoruldum. Bugün Bine filmine gittik işte. Zaten videoda var ama tekrar söyleyeyim. Çünkü yorum yapamadım orada. Şey sevmedim. Yani genel olarak film PR'ın yapıldığı kadar iyi bir film olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle düşünmüyorum. Onun dışında işte bazı sahneler vardı ya kadınlık üzerine. Normalin zorlukları. Ya çok kilolusun ya çok zayıfsın. Bir şekilde yeterli olmuyorsun. Yeterli. Bu bence güzel bir mesajdı ama yeterli bir mesaj mıydı bilmiyorum. Genelinin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ve bu kadar reklamının... O kadar reklam sonucu bu film olmamalıydı bence. Lenti çok yüklü. Yani diğer gelen insanlar da aynısını söylüyorlardı da. Denemek. Ben de sevdim. Çünkü ben küçüklüğümden beri çok severim Barbie'yi. Bu yüzden sevdim. Mesajları çok güzeldi. Bunun dışında bir büyüsü yoktu sanki ya. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi yüzümüzü tıdır suyla da temizledik. Göz altımızı nemlendirelim. O kadar yorgun hissediyorum ki. Aynı zamanda şey diyorum. Alakasız biliyorum ki erkek olmamışım diyorum. Hani düşünsenize bir sürü şey yapıyorsunuz. Bir sürü şey var güzel. Şey ya sonunda anlatamadım. Bir sürü şey yaşıyorsunuz güzel. Şey romantize edebiliyorsunuz kadınlıkta ama bence hakikaten öyle bir durum yok. Yani kez yapıp yanın karşısına geçip kendilerini beğenmiyorlar. Anlamları yok. Çok kıllılar. Sizler. Şimdi nemlendiricim değildi ve ne diyordum onu unuttum. Erkolardan bahsediyordum. Serumu süreceğim. Ben süreyim. Bu arada serumları önce elime damlatıyorum. Nasıl yüzüme sürüyorum. Daha rahat oluyor. Ve tada. Tada değilmiş. Tada. Bizim sonuna geldik. Benimle bugün olduğunuz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum.